yılbaşı demek, aile demek, çocuklarla faaliyet demek. Şimdi de ne yapalım biliyor musunuz? Çocuklarla çok güzel bir süs yapalım. Yine bir ağaç yapalım ama bu sefer kartondan yapalım. Belki konsolumuzun üstüne, belki masamızın üstüne onu kullanarak keyifli hem de ailemizi ve yılbaşımızı evde kutlarken onları da görünce böyle renkli, ışıl ışıl, keyifli bir aksesuar halinde dönsünler. Şimdi ne yapıyoruz burada? Kartondan çok keyifli bir ağaç yapacağız. Hem çocuklarınızla faaliyet yapmış olacaksınız, hem de elde ettiğiniz sonuçta da yılbaşına ait bir süsünüz olmuş olacak. Şimdi öncelikle ben çok ufak, hemencik ne yapmam gerektiğini anlatayım mı kızım? İstersen anlatayım. Bunu anlatayım. Peki, tamam. Kızımın isteği üzerine bunun üstüne anlatıyoruz. Şimdi sadece gördüğünüz karton, yani kırsalseyden alacağınız bir kartonla istediğimiz rengi seçebiliriz. Bizim tercihimiz bu oldu çocuklarla. İlk önce bir üçgen haline getirebileceğimiz şablonu oluşturalım. Hemen vereceğim, siz devam edeceksiniz. Keseceğiz mi yine? Keseceksiniz yine, evet. Ben mavi istiyorum. Peki, sen mavi istiyorsun. O zaman mavi de hemen çizelim. Evet, yapabilirsin. Bu arada Ceylin'cim, sen de bana konuda yardımcı olmak istersin belki. Evet. Al bizim parma yapacağım, bunu keseyim ya ben. Sen onu benim için kesersen çok sevinirim. Şablon kartonlarımızı üçgen şeklinde çiziyoruz. Kesmek ister misin? Ben keseyim. Ben keseyim. Evet. Yani çok eğitimsel bir bilgi olmazsa makas kullanmayı çocuklarımıza vermeyi çok istemiyoruz biliyorum ama biliyorsunuz makas kullanıyor olmaları da olmaları da el becerilerinin gelişmesi için çok önemli bir aktivite, el kaslarıyla alakalı. Yıllardır kullanıyoruz. Evet, biz ayrıca sürekli çünkü faaliyet yaptığımız için bunu yıllardır kullanıyoruz. Üçgenlerimizi kestikten sonra, evet bekliyoruz sizi. Bekliyorum. Harikasınız. Seni de bekliyoruz çünkü ikinci pişirmeye geçeceğiz. Ben bunu çok beğendim ben. Çok mu beğendin? Evet. Evet, harikasın. Ben de iyisin. İyiyim, gayet iyiyim, merak et. Üçgenlerimizi kestikten sonra, hepiniz bir göstermek istersiniz belki. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Eşit ölçüde. Eskiden biz bunu kedi merdivenler diye yapıyoruz çocuklar. Biz de yapıyoruz. Anne, ben ilk kısmını evet biz okulda yapıyoruz. Başlamamı istiyoruz. Tamam. Başlayalım. Eşit olsun diye. Tamam. Teşekkürler. Yeri kalın değil mi? Sana da başlamamı ister misin anneciğim? Evet, bunu sonuna kadar bu şekilde katlayalım. Yaptım. Belki o kadar yamuk olmasında bir problem çıkmaz içinde. Yaptın mı? Vallahi gerçekten emir beni yani bu arada. Samimi söylüyorum sorun falan. Bak. Harikasın. Tamam. Ben sizce yaptım bile. Belki biraz fazla kalan parçayı da kesebiliriz. Oran orantı olarak gözünüz rahatsız ediyorsa. Ceylin'in dediği gibi mükemmel yapmak. Ben geldim. Anne zaman geçiyoruz. Evet, bu işlem bittikten sonra anlatayım mı? Yoksa seni bekleme. Yine herkesin her yerde bulabileceği gibi, bütün marketlerde vesaire bulabileceği gibi. Japon restoranlarında bulabileceğimiz gibi. Japon restoranlarında bulabileceğimiz gibi. Çöp şişlerimiz var. Bu çöp şişleri katladığımız, yani kedi merdiveni şeklinde oluşturduğumuz şeyin tam orta noktasını bulduktan sonra kağıdımızı saplayarak... Ben kendim yaptım. Kendi yapıyorum. Ay çok şey olmuş. İstersen seni kendine yapıyorsun. Elçim. Seni sadece parmağına batırmamayı düşün. O da canın acı. Bu şekilde geçirdikten sonra. Ben de sizi geçireceğim. O konuda ben sana yardımcı olacağım. Anne, nereden geçireceğim? Tam yerini belirleyin. İstersen sen yap. Olur. Anne sen benimkini en son kısım. Ne olacak? Müzik.
kesin. Biraz kartonlu yapıştır. Şu böyle bir şey söyledin anneciğim. Evet. Şunu sana dizgin keseyim. Biz bugün çok güzel şeyler yaptık. Sizinle paylaştık. Umarım siz de çok keyif alarak izlersiniz ve belki de yapıp benimle paylaşmak istersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha bunun gibi birçok tasarım paylaşacağım sizinle. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.